Merhaba gençliğin göz açları. 7. köşe taşımızda kaldık arkadaşlarım. 3. ünite 7. köşe taşıyla devam ediyorum sorularımızı çözmeyi. Diyor ki denkleminin en büyük kökü kaçtır diye bir soru sormuş. Yine değişken değiştirme yapacağım dostlar burada. Şöyle yapacağım. 3 üzeri x ifadesine a dediğim takdirde her iki tarafın karesini alırsam 3 üzeri x'in karesi, yani kısaca 9 üzeri x de diyebilirim ben buna. 9 üzeri x de a kare olacak dostum. O halde hemen 9 üzeri x yerine a kare yazalım. Eksi 10 çarpı 3 üzeri x yerine a yazdım. Artı 9 eşittir 0. Şimdi çarpanlarını ayırabilirim artık. Eksi 9'a eksi 1 diye yazayım bunu. Bunu da a'ya a. Yani a eşittir. Ya 9 çıkacak ki a dediğim şey 3 üzeri x'ti. Ya 9 olacak ki buradan x 3'ün kaçıncı kuvveti 9'dur? 2. kök kuvveti. Ya da a dediğim şey yani 3 üzeri x 1 olacak. 3'ün kaçıncı kuvveti 1'dir? 0. kuvveti. X ya 2 oldu ya da 0 oldu. Büyük kökünü soruyor. 2'yi işaretledim. Geldim ikinci soruya. Bakın yine 4 üzeri x var. 2 üzeri x var dostlar burada. Hemen ne yapacağız şimdi? 2 üzeri x dediğimiz şeye a diyerek soruyu çözmeye başlayacağız. 2 üzeri x a ise her iki tarafın karesini aldım. 4 üzeri x eşittir a kare geldi. Şimdi 4 üzeri x yerine a kare yazıyorum. Eksi. Bunu da şöyle yazalım. 2 üzeri x çarpı 2 diye yazdım. 2'nin karesi daha doğrusu diye ayırdım. Üst taraf toplananlar olunca alt tarafı çarparak yazıyordum. Ayrı ayrı üstlere yazdım. Eksi bir de 32 var. Eşittir 0. Düzenleyelim. A kare. Burası 4. Bu da a'ydı. Eksi 4a. Eksi 32. Eşittir 0 oldu dostlar. Şimdi çarpanlarını ayırıyorum. 8 ile 4 desek. Şuna da eksi 8 desek oldu. Bu da a diye ayrıldı. Bu durumda a eşittir bir 8 çıkıyor. Ki a diye biz neye demiştik? 2 üzeri x'e 8 çıkıyor kardeşim. 2 üzeri x 8 ise x ne olacak bu durumda? 3 gelecek. Yani kök çözüm kümesinin içerisinde 3 olmak zorunda. X'i 3 bulduk. Bir de a'yı eksi 4'e eşitliyorum. Yani 2 üzeri x'i eksi 4'e eşitledim. 2'nin hiçbir kuvveti eksi 4 olmadığı için buradan çözüm kümesi çıkmadı. Yani bir tek 3 çıktı kardeşim. O yüzden cevap Adana'dır dedik. Ve geldik 3 numaralı sorumuza, bakalım bu ne diyormuş. Denkleminin kökler toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Bakın yine 2 üzeri x'e a diyerek başlayacağım dostum soruyu çözmeye. Hemen 2 üzeri x eşittir a. Bu durumda karesini aldım. 4 üzeri x de a kare geldi. 4 üzeri x yerine a kare yazıyorum. Eksi 3 çarpı. Bakın bunu nasıl ayırıyorduk? 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1. Yani 2 üzeri 1 çarpı bir de 2 üzeri x. Ona da a demiştik. Artı 8 eşittir 0. Düzenleyelim bir satır. A kare eksi 6a artı 8 eşittir 0 oldu gobeller. Şimdi 8'i çarpanlarına ayıralım. 4 ile 2'dir. Toplamlarının eksi 6 olması için eksi 4 ile eksi 2 yaptım. Yani bu durumda a ya 4 çıkacak ya da 2 çıkacak kardeşim. Peki a dediğimiz şey neydi? 2 üzeri x. 4 olması için x'in kaç olması lazım? 2. A neydi? 2 üzeri x eşittir 2 olması için x'in kaç olması lazım? 1. X'i bir 1 buldum, bir de 2 buldum dostum. Kökler toplamını soruyor. 3 yaptı toplamları. Dördüncü sorumuzdayız. Bakın yine ortak bir şeyler var. 5 üzeri x bölü 2 ifadesine biz a deyip de her iki tarafın karesini aldığımda burası a kare geliyor da burası da 5 üzeri x çıkıyor değil mi dostlarım? Şurada gösterelim. 5 üzeri x bölü 2'nin karesini aldım. Kareyle bu gitti. Bir tek 5 üzeri x kaldı. Yani o halde 5 üzeri x yerine ben a kare yazacağım. Eksi 6 çarpı 5 üzeri x bölü 2 yerine a yazdım. Bir de artı 5 var. Eşittir 0. Şimdi bunun çarpanları 5 ile 1.
Eksi 6 olması için eksi 5 ile eksi 1 yaptık. Demek ki A bir 5'e eşitlenecek. A dediğim şey neydi kardeşim? 5 üzeri x bölü 2 idi. Eşittir 5 olacak. Bu durumda 5'in kaçıncı kuvveti 5'e eşittir? Birinci kuvveti. Demek ki x bölü 2 1 olacak. Yani x eşittir 2 geldi. Bu birinci kök arkadaşlarım. Bir de şunu 1'e eşitleyelim. Yani 5 üzeri x bölü 2'yi 1 yapalım. 5'in kaçıncı kuvveti 1'dir? 0'ıncı kuvveti. O halde x bölü 2 0 olacak. Yani x eşittir 0 çıktı. 2 tane kökü var. Toplamlarını soruyor. Bursa şıkkı doğru cevaptır dedim. Ve geçtim 8 numaralı köşe taşımıza dostlarım. Şimdi ortak bir şeyler arıyorum ki değişken değiştirme yapayım. Bakın şu ifadenin iki tane içerisinde iki tane x eksi 99 var. O halde ben x eksi 99'a a diyerek başlıyorum. Şurası a kare olur. Eksi 3a artı 2 geldi. Eşittir 0. Çarpanlarını ayırıyorum 2'ye 1. Hatta eksi 2 eksi 1 yaptım ki toplamları eksi 3 olsun. O halde a eksi 2 eşittir 0 oldu. Yani a neydi kardeşlerim? X eksi 99'du. X eksi 99'u 0'a eşitledim. Bu durumda a eşittir 2 çıktı. Yani x eksi 99 eşittir 2 geldi. O halde birinci x 99 artı 2'den 101. X'in birinci değerini bulduk. Bir de a eksi 1 sıfıra eşit. Yani a eşittir 1'miş. X eksi 99 bir de 1 oldu arkadaşlarım. Buradan da x 2 eşittir 100 çıktı. Bana da diyor ki gerçel sayıların toplamı nedir? 100 ile 101'in toplamı 201 yaptı kardeş. Ve geldim ikinci soruya. Şimdi birbirine benzer iki tane ifade var burada. Bakın 1 bölü x eksi 1. Birbirinin tıpatıp aynısı. O halde 1 bölü x eksi 1'i biz a diye nitelendirelim. Değişken değiştirdik. Hemen burası ne oldu? A kare artı a eksi 12 eşittir 0. Ayıralım çarpanlarını. 4 ile 3'tür. Şunu eksi yaptığım takdirde toplamları 1 çarpımları eksi 12 geldi. Yani bu durumda a eşittir ya 4 olur. Yani 1 bölü x eksi 1 eşittir 4. Düzenleyelim 1 eşittir 4x eksi 4. 5 eşittir 4x. 5 bölü 4 eşittir x. X'in birinci değerini buldum kardeşim. Şimdi ya da a eşittir yok 4 değil pardon eksi 4 olacaktı. A eşittir eksi 4. Düzenlersek eksi 4 ile çarpalım. Eksi 4x artı 4. 4'ü buraya alalım. 1 eksi 4'ten eksi 3 olacak. Eksi 3 eşittir eksi 4x. 3 bölü 4 gelecek arkadaşlarım. Şimdi oldu. İşlem hatası yapmayalım sonra yanlış çıkmasın. Bir de a eşittir 3 olacak. Yani 1 bölü x eksi 1 eşittir 3. İçler dışlar yapıyorum. 1 eşittir 3x eksi 3. 4 eşittir 3x. 4 bölü 3 eşittir x geldi. X bir 3 bölü 4 bir de 4 bölü 3 çıktı. Büyük kökü hangisidir diyor. 4 bölü 3 daha büyüktür arkadaşlarım. O yüzden cevap Ceyhan geldi. Şuna bakalım. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 eksi x2 değeri kaçtır? Şimdi dostum bu diğerlerine nazaran biraz daha kolay bir soru. Niye hocam? Çünkü x eksi 1'in karesini açmak kolay. Mesela birinci soruya bakarsan x eksi 99'un karesiydi. Şimdi 99'un karesini alamayacağım için o zordu. Değişken değiştirdim. Ama üçüncü sorumda kardeşim x eksi 1'in karesi. Bunu her türlü alırım ben. O yüzden isterseniz bunu değişken değiştirmeden de yapabilirsiniz. Yani şöyle kardeşler. Hemen buraya açıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Şu eksiyi de içeriye dağıtalım. Artı bir bir de eksi 20 var eşittir sıfır. Düzenliyorum. X kare eksi 3x eksi 18 oldu burası eşittir sıfır.
Şimdi ne ile neyin çarpımıdır? 6 ile 3'ün eksiği de buraya verelim. Bakın x1 eşittir ya 6, x2 eşittir ya da eksi 3 çıktı. Benden de ne istiyor? Mutlak değer içinde 6 eksi eksi 3'ün değerini istiyor kardeşim. O da 6 artı 3 yaptı. 9 geldi sorumuzun cevabı. Evet, 4 numaraya bakalım hemen şimdi. Denkleminin gerçel kökü kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi şurada şöyle bir ifade var. X kare eksi 2x artı 3. Bakın şuradaki ifadeyi, şu ifadeyi. Şimdi bir alalım elimize burayı. Bir eksi 3 parantezinde yazmayı denesek. Eksi 3 parantezinde x kare geliyor. Eksi 3'ünü aldım. Buradan eksisini aldım. Eksi 2x geliyor. Şimdi bize bir de artı 3 lazım. Şurasının bir de artı 3 gelmesi lazım. Demek ki eksi 3 içeriye dağıttığımda eksi 9 olması lazımdı burada. O halde diyorum ki bir eksi 2 eklersem eksi 9 olur. Ama bir de artı 2 ekleyeyim ki denge bozulmasın, değil mi? Kafama göre bir şey ekleyemiyorum denkleme. Eklediysem çıkartmak zorundayım ben bir de onu. 2 ekledim, 2 çıkarttım kardeşim. Eksi 9 buradan geldi. Ve ben şurayı eksi 3 parantezine aldığımda burada artı 3 oluştu. Bir de artı 2 var kenarında buranın. Şimdi şöyle oldu bakın. Şu x kare eksi 2x artı 3 ifadesine a dediğimi düşünün. Peki burası ne oldu? A kare. Sonra şu geliyor. Eksi 3 çarpı yine şurası geliyor. Yani eksi 3 a geliyor. Bir de artı 2 geliyor. Eşittir 0. Eksi 2'ye eksi 1 diye çarpanlarına ayırdım. Yani a eşittir ya 2'dir ya da 1'dir dedim. Peki hemen a'yı 2'ye eşitleyelim. Yani x kare eksi 2x artı 3'ü 2'ye eşitliyorum. 2'yi de bu tarafa alalım. X kare eksi 2x artı 1 eşittir 0 olur. Çarpanlarına ayırdım. Eksi 1'e eksi 1. X eşittir buradan ya 1 çıktı ya da 1 çıktı. Yani 2 kökü var buradan. İkisi de 1 çıktı. Gerçel kökü kaçtır diyor. 1'i bulduk zaten. Demek ki şuradan da kök gelmiyormuş ki. 1 direkt şıklarda çıktı. Hani 1 şıklarda olmasaydı bir de 1'e eşitleyecektim şu ifadeyi. Oradan kök bulmaya çalışacaktım. Çıktığı için çok uzatmıyorum arkadaşlar. Çevirdim. 9 numaraya geldim dostlar. Köklü ifadelerle muhatabız. 3 artı kök içinde, şurada bir kökümüz var. Kök içinde x artı 3'ü diyor. Eşittir 0 diyor kardeşlerim. Denkleminin gerçel sayılardaki kök şeyi nedir diye bir soru sormuş bize arkadaşlar. Çözümü nedir diye bir şey sormuş. Şimdi şöyle yapalım bunu. Şu 3'ü bu tarafa atsak, sonra her iki tarafın karesini alsak. İşlemi çözeriz kardeşler. Ya da çözüm kümesini soruyor ya. Dostum direkt şıkları yerine yazalım. Şıklardan da bulabilirim değil mi ben? Mesela eksi 3 yazsam. Burası 0 olur. 3 artı 0'dan 3'e eşit olur. Demek ki eksi 3 kökü değil. Bunu sildim. Dostum 6 yazsam. 6 3 daha 9 olur. Bu dışarıya 3 diye çıkar. 3 3 daha 6'ya eşittir 0 oldu. E olmadı, bu da değil. 1 yazalım. 1 yazınca 1, 3 daha 4. 4 dışarıya 2 diye çıktı. 3 ile 2'nin toplamı 0 olmadı. Bu da değil. Demek ki çözüm kümesi boş kümeymiş. He, ben bunu nereden anladım öğretmenim? Şimdi 3'ü bu tarafa atalım. Kök içinde x artı 3 eşittir eksi 3. Dostum gerçel sayılarda çift dereceli, bakın burası ikinci dereceden kök. Çift dereceli bir kök negatif bir sayıya eşit olmuyordu. O yüzden çözüm kümesi boş kümedir dedim. Bu da diğer bir yol. Geldik ikinci soruya. Bakın ilk önce gerçel sayılarda yine çözüm kümesi nedir diye soruyor dostum. Ben olsam yine x yerine bir 0 yazarım ilk önce. 0 yazalım, burası 3, 1 olur. Yok 0, 1 olur. Dışarıya 1 diye çıkar. 0 yazmıştım. Eksi 1 eşittir 1 oldu. E olmaz. 0 demek ki kökü değil. Sıfır olanları sildim hemen. Sonra 5 ikisinde de var. Eksi 5'i yazalım biz yerine. Eksi 5 yazınca eksi 15, bir daha eksi 14.
Dostum -14 oldu bak kökün içi. Gerçel sayılarda kökün içi negatif yap olmuyordu. Bu da değil demek ki. -5 de olmayacak. Bursa şıkkı doğru cevap. Peki normalde nasıl çözecektim öğretmenim? Her iki tarafın karesini alarak kökten kurtulup ikinci dereceden denklemle muhatap olacaktım. Böyle çözecektim. Şimdi üçüncü sorumuz da bunun çok benzeri kardeşim. İsterseniz 3 numarayı A gerçel sayısı kaçtır diye soruyor ya. Şıklardan da çözebilirsiniz dostlar. İsterseniz ben bir de şöyle yapayım. Şimdi normal nasıl çözüleceğini göstereyim. Eksi 4'ü bu tarafa alalım. A artı 4 oldu. Köklü ifadeyi de diğer tarafa atıyorum. Eksiydi ya önündeki, artı geldi buraya. A artı 10 kök içinde. Şimdi her iki tarafın karesini alıyorum dostlar. Bak ne yapıyormuşum köklü bir denklemi çözerken? Kökü bir tarafa bırakıyorum. Diğer her şeyi diğer tarafta topluyorum. Şimdi karesini alalım her iki tarafı. Buranın karesini alırsam birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi eşittir. Buranın karesini alırsam kök kalkar, a artı 10 olur. Düzenleyelim. A kare, a'yı bu tarafa alırsam artı 7a, 10 bu tarafa gelirse artı 6 eşittir 0 oldu. Şimdi çarpanlarını ayırıyoruz. 6'ya 1 diye ayırdık çarpanlarına. A eşittir ya eksi 6'dır, A eşittir ya da eksi 1'dir geldi arkadaşlar. Şimdi hangisi olacak öğretmenim? Eksi 6'yı yazalım bakalım bir yerine neler oluyor. Eksi 6, 10 daha 4. 4 dışarıya 2 diye çıktı. Önünde eksi var. Bu da eksi 6'ydı. Eksi 6 eksi 2'den eksi 8 eşittir eksi 4 oldu. Bakın eksi 6 sağlamadı. Zaten eksi 4 değil, eksi 7, eksi 9 değil. Ya eksi 6 ya eksi 1 arasında kalmıştık. Eksi 6 da sağlamadı. O halde cevap eksi 1 diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Diyor ki denkleminin gerçel kökü kaçtır? Dostum bak ne diyorum ben yine. Ben olsam şıklarda yerine koyarım tek tek. Şıkları iyi sağlatırım. Normalde nasıl çözeceksin öğretmenim? Normalde her iki tarafın karesini alacağız. Şu şekilde. Bunun karesini alınca kök gidecek. X kare artı 5x artı 3. Bunun karesini alınca birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x artı ikincinin karesi. Şimdi hepsini bu tarafa toplayalım. Burada sıfırı bırakalım. 3x kare kalıyor. 5x buraya gelirse eksi geldi. Eksi x. 3 buraya gelirse eksi 2 oldu. Şimdi çarpanlarını ayırıp x değerlerini bulacağız dostlarım. Ama ne dedik biz? Gerçel kökü kaçtır diye soruyor. Tek tek yerine yazalım. Oradan da bulabiliriz. Mesela eksi 1 yazalım. Hemen şurada yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1, 3 olur. Eksi 1 eksi daha artı 1 olur. Eksi 2. 4'ten 2 çıktı. 2. 0'a eşit mi? Hayır. 0 yazalım. 0, 0, eksi 2 olur. Eksi 2 eşittir 0 oldu. Demek ki bu da değil. 1 yazalım 3 olur. 1 yazalım eksi 1 eksi 2 olur. 3'ten 1 çıktı 2. 2'den 2 çıktı 0. 0 eşittir 0 oldu. Demek ki 1 sağlıyormuş kardeşim. Ta en baştan bile bu 1'i yerine yazıp sağlayıp sağlamadığını kontrol edebilirdik. Doğru cevabı böyle de bulabilirdik. Peki 9 numara tamamdır. Geldim 10 numaraya. Bakın burada da iki tane kök var arkadaşlarım. Hiç korkulacak bir şey yok dostlar. Yine yapacağımız muhabbet aynı. Köklü sayılar bir tarafta ya. Direkt hiç düşünmeden her iki tarafın karesini alabilirsiniz kardeşlerim. Hemen her iki tarafın şu şekilde bir buranın parantez karesi, bir de buranın parantez karesi alınarak soru çözülebilir, çözüme ulaşır. Ama ben de diyorum ki x'i soruyor zaten. Hadi gelin yerine yazalım. Doğru cevabı bulalım. Mesela 9 yazalım. 9, 7 daha 16 dışarıya çıktı 4. 9 dışarıya çıktı 3. Eşit mi 7'ye? Evet. Aha da bitti bile sorunun cevabı. Şuna bakıyorum şimdi. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru soruyor. Şimdi dostum burada da tabii ki yine yerine yazabilirsin ama sayılara baksana gıcık gıcık sayılar 97 bölü 36 var mesela Bursa şıkkında. Adana'da 93 bölü 25 var. Hani bunları yerine yazmak da gıcıktır tabii ki. O halde biz ne yapalım? Gelin her iki tarafın bir karesini alalım dostlarım şöyle. Bir buranın karesini alalım. Şimdi burada birincinin karesi dediği zaman zaten
X artı 2 kalıyor bir tek çünkü kök kalkıyor. İkincinin karesi dediğimiz zaman da bunun kökü kalkıyor. Artı x eksi 2 oluyor. Bir de artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani iki tane kök içinde x artı 2 ile x eksi 2'nin çarpımı. E dostum bu da 2 kare farkı değil miydi kardeşim? Yani x kare eksi 2'nin karesi yani 4. X kare eksi 4 oldu. Buranın karesi eşittir 9 geldi. Şimdi biraz düzenliyorum. Şunlar gitsin ikiler. Burada 2x var. 2x'i bu tarafa alalım. Şöyle bir şey oldu bak burada. 2 tane kök içinde x kare eksi 4 eşittir. Bu 2x bu tarafa gelince nasıl gelecek? Eksi 2x. Şu hale dönüştürdük dostum soruyu. Şimdi ne yapacağız peki öğretmenim? Şimdi de hani ilk bir önceki köşe taşında olduğu gibi hepsinin direkt karesini alacağım dostlar. Hadi alalım. Her iki tarafın karesini alıyorum yine. Şimdi buranın karesi 4 yapar. Bunun karesini de alınca x kare eksi 4 kalır sadece. Buranın karesi, birincinin karesi 81. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı eksi 18x. Artı ikincinin karesi eksi 2x'in karesi de 4x kare yaptı. Şimdi düzenleyelim. Şurası 4x kare buradan geliyor zaten. Şöyle 4x kare eksi 16 eşittir. Burası da 81 eksi 18x artı 4x kare. Bakın 4x kareler gitti. Eksi 18x'i buraya alalım. Artı 18x. Eksi 16'yı bu tarafa alalım dostlarım. Eksi 16 bu tarafa nasıl geçecek? Bu arada burada birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 36x yapıyormuş. Şurası 36x oldu. Eksi 16 bu tarafa getirince 97 oldu burası da. X eşittir 97 bölü 36 geldi. Sorumun cevabı Bursa. Geldim şimdi 3 numaralı soruya. Dostum yine çok benzer bir soru. Yine her iki tarafın karesini alacağız. Ben senin yerinde olsam burada bir videoyu durdururum dostum. Kendim çözmeye çalışırım. Olmadı benim çözüme bakarsın. Şimdi biz her iki tarafın bir karesini alalım bakalım ne geliyor dostlar. Şimdi birincinin karesi. Bunun karesi ne yaptı? 2x artı 3. Artı ikincinin karesini aldım. O da x artı 1 yaptı. Eksi 2 tane kök içinde birinci ile ikincinin çarpımı. Yani 2x artı 3 ile x eksi 1'in çarpımıdır dostlarım bu. Eşittir. Burası yine 1'in karesinden 1 gelecek. Şimdi öncelikle şu 1 ile şu 1 gitti. Burada bakın 3x artı 3 oluştu. 3x artı 3 eşittir diyelim. Şu eksi 2 kökü bu tarafa atalım. Artı 2 kök olsun. Burası da kök içinde şu ikisinin çarpımı. 2x artı 3 ile x eksi 1'in çarpımı geldi. Şimdi ne yapıyordum? Yine her iki tarafın karesini alacağım. Ki kökten kurtulalım. Buranın karesini alıyorum. Birincinin karesi 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 3 kere 3 9x. Bir de 2 katı 18x. Artı ikincinin karesi 9 eşittir. 2'nin karesini aldım 4 olur. Bir de şu ikisinin çarpımı geldi. Hadi onları da çarparak yazalım artık. 2x ile x'in çarpımı 2x kare. 2x ile eksi 1'in çarpımı eksi 2x. 3 ile x'in çarpımı 3x. Bir de eksi 3 geldi dostum. Şimdi düzenleme aşamasındayım. Bak burası 8x kare yapıyor değil mi? 4'ü dağıtınca içeriye. Hatta 8x kareyi de buraya alalım. 9x kareden çıksın x kare. Şurası x yapıyor. 4 ile çarpıldığında 4x. 4x'i sol tarafa atıyorum. Artı 14x kalıyor burada. Eksi 3 var. 4 ile çarpıyorum. Eksi 12 yapar. Eksi 12'yi bu tarafa alıyorum. Artı 21 yaptı burası. Eşittir. 0 oldu dostlarım burası da. Bana ne diyordu şimdi? Kökler toplamı kaçtır diye bir soru soruyordu. Şimdi buradan köklerini bir bulalım biz bu ifadenin. Bakalım ne gelecek. Şöyle bir kökler toplamı yapacağım ama sanki eksi b bölü a'dan gelmiyor. Acaba bir yerde bir işlem hatası mı yaptım diye düşünüyorum. Şimdi ezan okunuyor bir yandan. Videoyu durdurmak da istemiyorum bir yandan ama ne zamandır videoda çekemiyoruz. Durdursam daha çekmem diye korkuyorum kardeşlerim videoyu. O yüzden
Bir devam edeyim. Bir daha şuradan bir bakayım neler yaptık, nerede bir hata yaptık görelim. Birincinin karesi 2x artı 3. İkincinin karesi x artı 1. Eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Aa, şurası x artı 1'miş. Biz orada eksi 1 yazmışız. Şimdi hata oluştu tabii ki. Şimdi düzeltelim. Burası tamamdır. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi şurada eksi 2'nin karesi 4 oldu. Burada 2x kare gelir. Artı 2x gelir. 3x gelir artı. Bir de artı 3 gelir artık. Şimdi burası böyle oldu. Bir daha baştan. 4x kare buraya aldım. X kare kaldı. Burası 5x yaptı. 5 kere 4 20x. 20x'i bu tarafa alırsam eksi 2x geliyor burası arkadaşlarım. 20x buraya geldi. Eksi 2x oldu. Bu da tamamdır. Eksi 2x geldi. Orada bir sıkıntı yok değil mi? 4 kere 5 20x. 2x 3x geliyor. Tamam doğru. 4 kere 3 12. 12 bu tarafa gelince eksi 12 geldi. Eksi 3 oldu burası da. Şimdi düzgün oldu. Eşittir 0 diyebilirim artık gönül rahatlığıyla. Denkleminin kökler toplamı nedir diye, kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi yine bir bakalım. Kökler toplamı eksi b bölü a'ydı arkadaşlarım. Eksi b'miz eksi b 2 yapıyor. A'mız da 1 olduğu için 2 bölü 1'den kökler toplamı 2 geldi. Evet, demek ki neymiş? Dikkatli yapmakta fayda var böyle uzun işlemli soruları. Şimdi buna bakalım. Yine her iki tarafın karesini alacağız arkadaşlar ama isterseniz önce köklü ifadeleri bir tarafa toplayalım. Biz şöyle olsun. Kök içinde 3x artı 1. Bu köklü ifadeyi bu tarafa alalım. Eksi kök içinde x eksi 1 eşittir 2. Şimdi her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi 3x artı 1 artı ikincinin karesi x eksi 1 eksi 2 çarpı kök içinde bu ikisinin çarpımı gelecek. Yani 3x artı 1 ile x eksi 1'in çarpımı eşittir. Buranın da karesini aldığım için 4 oldu. Şimdi düzenleme aşaması. 1 ile eksi 1 gitti. Burası 4x oldu. Eksi 2 çarpı kök içinde bu iki keratanın çarpımı. Hadi çarpalım. 3x kare eksi 3x artı x eksi 1 eşittir 4. Şimdi 4x'i bu tarafa atarsak eksi ya da 4'ü bu tarafa alalım biz. Bu 4'ü bu tarafa alalım. 4x eksi 4 olsun. İki tane köklü ifadeyi de bu tarafa alalım. Şöyle oldu. 3x kare eksi 2x eksi 1 oldu. Şimdi yine her iki tarafın karesini alıyorum dostlar. Hemen alalım. Şöyle de yapabiliriz. İsterseniz burada hemen 2'ye bölme işlemi de yapabiliriz. 2'ye bölünüyor kardeşim burası ama o bize bağlı. Direkt karesini alıyorum ben her iki tarafı. Birincinin karesi 16x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı eksi 4 ile 4'ün çarpımı eksi 16. 2 ile de çarp eksi 32x. Artı ikincinin karesi 16 eşittir. Karesini aldığımda bu 4 oldu. 4'ü de içeriye attım. Bu karesi gitti. Karekök gidiyor. 4'ü içeriye dağıtırsam 12x kare. 4'ü içeriye dağıttım. Eksi 8x. 4'ü içeriye dağıttım. Eksi 4 oldu burası da. Hadi devam düzenlemeye. 12x kare buraya gelirse 4x kare olur. Eksi 8x buraya geldi. Artı 8x olarak geldi. Eksi 32'den 8 çıktı. 24 mü kalıyor? Evet. Eksi 24x. Eksi 4 bu tarafa geldi. Artı 20 eşittir 0. Hadi bir de hepsini 4'e bölelim. X kare eksi 6x artı 5 eşittir 0. Şimdi isterseniz burada hemen köklerini tek tek bulabiliyorum. Çarpanlarını ayrılıyor ama bana köklerin çarpımını soruyor. Yani C bölü A'yı soruyor. C'miz 5, A'mız da 1 olduğu için 5 bölü 1'den 5'i buldum dostlarım. Evet, cevabımız Edirne geldi. Hemen 11 numaralı köşe taşımıza geçiyorum dostlar. Denkleminin çözüm kümesi nedir diye bir soru sormuş. Arkadaş ben artık burada hiç uğraşmıyorum kardeşim. Ne diyorum direkt? Çözüm kümesini sorduğu için
X yerine şıkları tek tek yazıyorum. Mesela 1 yazalım X yerine, bakalım sağlıyor mu? 1 var çünkü birkaç şıkta. 1 yaz, 1'in karesi 1. Küp kök dışına yine 1 diye çıktı. 1, 1 diye çıktı, bir de artı 2 var. Eksi 3 eşit mi 0'a? Evet, 3 eksi 3 0'dır. Demek ki 1 olacak. Demek ki bu değil. Bu da değil kardeşim. 1 olacak işin içinde. Peki, eksi 3'ü deneyelim şimdi. Ya da doğru cevabı gördüğüm için ben Adana'ymış doğru cevap. İsterseniz direkt Adana'yı deneyelim arkadaşlarım. İkisi de olur yani, fark etmez. Şimdi eksi 27 diyelim buraya. Nasıl çıkıyor bir bakalım. Ne geliyor burası? 3. Eksi 27. Normalde eksi 3'ün 3. kuvvetidir. Bir de karesi var burada. Şöyle bir de karesini alalım bunun arkadaşlarım. Karesi var. Üçüncü kuvvet sadeleşti bununla. Eksi 3'ün karesi kaldı burada bir tek. Yani 9 kaldı kardeşim. Eksi 27 küp kök dışına eksi 3 diye çıktı. 2 ile de çarpıldı. Eksi 6. Bir de eksi 3 var eşittir 0. 9'dan 6 çıktı 3. 3'ten 3 çıktı 0. Yani demek ki eksi 27 de sağlıyormuş. O halde cevap Adana'ymış dedim. İkinci soruya geldik. Denkleminin gerçel kökü kaçtır diye soruyor. Bu diğerinden daha kolay kardeşim. Direkt şıkları yerine yazabilirsin. Mesela 1 yazalım bakalım sağlıyor mu? 1 yazarsan burası 1 olur. Eksi yine 1 olur. Eksi 2. 1'den 1 çıktı 0. Eksi 2 eşittir 0 oldu. Olmaz, 1 değil. Şimdi 2'yi yazacağım ama 2 kök dışına çıkmadığı için bu bir dursun kenarda. Bence bu değil zaten. 8 de dışarıya çıkmıyor. Bu da bir dursun. 16'yı deneyelim. 16... 4 olur. 16 dördüncü dereceden dışarıya 2 diye çıkar. 2'nin dördüncü kuvvetidir. Bir de eksi 2 var. 4'ten 2 çıktı 2. 2'den 2 çıktı 0. Evet, eşittir 0 olduğu için 16 doğru cevaptır dedim. Bu ne diyor? Denkleminin kökler, gerçel köklerinin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize dostum. Bakın ne yapacağım şimdi kardeşler. Şimdi burada da yine birbirine çok benzer ifadeler var. Bak, biri kök içinde A, diğeri de bu da onun kök içinde takla atmış hali. 1 bölü A, bakın takla attırmış bunları. Ve işte şöyle yazalım. Artı 3 eşittir 4 oldu. Yani ben şuraya A demiş oldum. Bu da onun takla attırılmış hali oldu arkadaşlarım. Peki burası yine iki tane köklü ifade oldu mu kardeş? Hadi gelin her iki tarafın karesini alalım şimdi. Birincinin karesi A. İkincinin karesi ne olacak? Hem 3'ün karesi 9 hem de kök 1 bölü A'nın karesi 1 bölü A. Artı birinci ile ikincini çarpıyorum. Bununla bunu çarpacağım. Bir de 2 ile çarpacağım. 2 ile çarptığım için 3 6 olur. Bunları da şöyle kök içinde A çarpı 1 bölü A diye çarptım. Eşittir 4'ün karesi 16 oldu. Sonra bakın burası sadeleşti, 1 kaldı burada. 6 oldu sadece burası. 6'yı da bu tarafa atalım, 10 oldu. Yani şurası A artı 9 bölü A eşittir 10 geldi kardeşim. Sence bu durumda A kaç çıkar dostum? A'ya 1 desek, A'ya 1 dediğini düşün. 9 bölü 1 9, bir de 1 oradan geliyor, 10 oldu mu kardeş? A 1'miş demek ki. A yerine 1 yazabilirim ben o zaman hemen. Bir deneyelim, A yerine 1 yazalım. Ne oluyor o halde? A neydi? Şunu A demiştik biz. Yani 2 eksi x bölü x artı 1 eşittir 1 oldu. İçler dışlar yaptım. 2 eksi x eşittir x artı 1. 1 eşittir 2x oldu. 1 bölü 2 eşittir x çıktı. Şimdi 1 bölü 2'ymiş köklerinden bir tanesini bulduk biz. Bir tane daha var demek ki. Onu da şuradan bir çarpanlarına ayıralım. Ne geliyor? A kare artı 9 bölü A eşittir 10A oluyor. 9'u bu tarafa, bunu bu tarafa alalım. A kare eksi 10A artı 9 eşittir 0. Demek ki eksi 9'a eksi 1 diye ayrılıyor. Eksi 9 desem de oluyormuş arkadaş. 9 desem de oluyormuş kardeşim. Demek ki bir de 9'a eşitleyeceğiz. Şurada yapalım biz onu. 2 eksi x bölü x artı 1'i bir de 9'a eşitliyorum. 9x artı 9 eşittir 2 eksi x.
10x eşittir eksi 7, x eşittir eksi 7 bölü 10 çıktı. İşte bir kökü de bu geldi. Eksi 7 bölü 10. Toplayın diyor şimdi bize. Eksi 7 bölü 10 ile 1 bölü 2'yi toplayacağım. Bunu da 5 ile genişleteyim mi? 5 bölü 10 yapsın burası. Topladım. Eksi 2 bölü 10. Yani eksi 1 bölü 5 çıktı. Sorumuzun cevabı. Biraz uzun bir soruymuş ama güzel bir soru oldu arkadaşım. Burada ne diyor? Denkleminin büyük kökü kaçtır diye bir soru sormuş bize. Dostum madem ki büyük kökü soruyor, ben en büyük şıktan başlarım. Hangisi sağlıyorsa zaten büyük kök odur. Şimdi küçük kökte şuradan başlasaydım 9'dan. 9'u bulsam bile hani sağlasa bile emin olamazdım. Büyük kök mü küçük kök mü diye. O yüzden en büyüğünden başlıyorum. 126 yazsak buraya. 126'dan 1 çıktı 125. Neyin küpüdür 125? 5'in. O halde 5 oldu orası eksi. 5 bölü, burası da 5 oldu öğretmenim. Eşit midir 4'e? Şurası 1, 5'ten 1 çıktı 4. Evet. Bu şekilde olabilirmiş arkadaşlarım. Ya da şöyle yapacaktınız. Şu ifadeye A diyeceksiniz kardeşim. Tabi burası da A olacak. Şöyle olacak sorunun yeni şekli. A eksi 5 bölü A eşittir 4. Sonra payda eşitle çarpanlara ayır. A'yı bulacaksın kardeşim. A'yı bulduktan sonra ne yapacağını biliyorsun zaten. Peki 11 numarayı da gömdük dostlar. Hemen 12 numaralı köşe taşını elimize aldık. Bakalım ne diyor birinci sorumuz. Denkleminin gerçel sayılar kümesindeki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize dostum. Şimdi ne yapacağım ben arkadaşlar? Buradaki sayıları yerine yazacağım. Sağlıyorsa olayı bitireceğim kardeş. Hadi bir deneyelim şimdi. Eksi 2 yazalım x gördüğümüz yere. Eksi 2, eksi 1 daha eksi 3. Bir de eksi 2 ile çarp. Bu eksi 3 dışarıya tabii 3 diye çıktı. Eksi 6 eşittir 2. Eksi 2 sağlamadı dostum. O halde eksi 2 olmayacak şıklarımızın içerisinde. Peki 2'ye bakalım şimdi kardeşler. 2 sağlıyormuş. Şuradan 2'yi konuşalım. 2'den 1 çıktı 1. 2 ile 1'in çarpımı 2 yazıyordum. 2. 2 olacak o halde. 2 olmayanları da silelim. Şimdi eksi 1'i kontrol edelim. Eksi 1 ile eksi 1'in toplamı eksi 2'dir. Mutlak değer dışına 2 diye çıktı. Burada bir 2 var. Bir de neyle? Eksi 1 demiştim. Eksi 1 ile de çarparsanız bunu bakalım 2 oluyor mu? Hayır. Eksi 2 oluyor. O halde eksi 1 olmayacak. Demek ki cevap direkt Denizli'dir diyebiliriz artık kardeşler. Cevabımız Denizli. Denkleminin gerçel köklerinin toplamı nedir diye bir soru sormuş dostlar. Kökler toplamını soruyor bize. Bakın ne yapıyorum şimdi. Şu mutlak değerli ifadeyi bu tarafa bir atalım. Şöyle olsun. X kare eşittir. Mutlak değer x eksi 6 olacak kardeş. Şimdi burası da pozitif, burası da pozitif bir sayı. Hemen her iki tarafın bir karesini alalım bakalım. Neler gelecek bir görelim. X üzeri 4 oldu burası. Karesini alırsam birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Bir de eksi 12x'e ekledim. Peki, şimdi tekrar düzenleyelim. Neler geliyor? X kare, ya da böyle yapmasa mıydık arkadaşlar? Böyle hiç uğraşmasak, denkleminin gerçel köklerini soruyor bize. Biz bu x'i bir 6'dan büyük kabul etsek, desek ki x büyüktür 6. Büyük 6 olduğunda burası aynen çıkacak dışarıya. Yani şöyle olacak. X kare eksi x eksi 6 artı 6 olacak eşittir 0. Bir de burası ne? X büyük 6 kabul ettim. X küçük 6 kabul edelim arkadaşlarım. Küçüktür 6 kabul edersek, büyük eşit olsun hatta. X'i küçüktür 6 kabul ettim bir de. Eksi gelecek burası. Bir de önünde eksi var. Artıya döndü. Yani x kare artı x eksi 6 eşittir 0 diye de bir de böyle çıkacak. Gerçel köklerinin toplamını soruyor bize. Şuradan köklerini bir bulmaya çalışalım. Buradan deltasını bulursak kardeşlerim buradan kökler gelmiyor herhalde. Eksi b bölü a'ydı değil mi? Denklemimizin kökler toplamı ama bunun deltasını bir bulalım ilk önce. Deltası bakalım ne geliyor? B kare eksi 1'in karesi 1, eksi 4 çarpı 1 çarpı 6.
Yani küçüktür, sıfır geliyor. Buradan kök yok o zaman. Şunun deltası sıfırdan büyük geliyor. O zaman burada kök var. Kökler toplamı da eksi b bölü a'dan eksi 1 bölü 1'den eksi 1 çıkacakmış. Denizli'ymiş sorumuzun cevabı. Hiç yalandan yere her iki tarafın karesini almakla uğraşmak. Bakın yine çözüm kümesini soruyor dostlarım. Çözüm kümesini sorduğunda işimiz kolay. Ne yapacağız? Şıkları tek tek deneyeceğiz dostlar. Şimdi ilk önce 1 var mesela. Bakalım 1 sağlıyor mu? 1'i bir kontrol edelim. 1 yazarsak 1 olur, eksi 7 olur, artı 6 eşit midir 0'a? Evet, eksi 6, 6 daha 0. Demek ki 1 olacak arkadaşım. Şu değil cevap, bu değil cevap. Peki 6'yı kontrol edelim, bakalım 6 olacak mı? Ya da bakın eksi 1'i kontrol edelim direkt. Eksi 1 varsa zaten direkt bu olacak cevap. Eksi 1 yazarsam burası 1. Eksi 1 yazarsam bu da 1. Evet, bunun aynısı geliyor. Eksi 1 de olacak arkadaşlarım. O yüzden bu direkt doğru cevaptır dedi. Bu ne diyor? Denkleminin farklı gerçel köklerinin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hadi bir bulmaya çalışalım dostlar. Eksi 1 ile 1 gibi duruyor. Evet, eksi 1 ile 1'dir dostlarım. Deneyin isterseniz. Eksi 1 yazın 0. Eksi 1 yazın, evet, 0. 1 yazın 2. 1 yazın 2. Eksi 1 ile 1'in de toplamı 0 geldi. Hiç uzatmaya gerek kalmadı. Evet. Şimdi burada bir duralım dostlar. Bir yemek hazırmış. Bir yemeği yiyelim. Sonra tekrar devam edeceğim. Buradan kaldığım yerden. Şimdi yemeğimizi yedik arkadaşlarım da son iki köşe taşımız kalmış. Onları da bir bitirelim. Sonra tarama testlerini falan çözmeye çalışacağım. Hemen şuna bir bakalım arkadaşlarım. Ne diyor bu? Denkleminin kökler toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Dostum ne yapacağız şimdi burada? Yine bakın değişken değiştirme. Aynı gördüğüm ifadeler var. O halde mutlak değer x eksi 2'ye a diyelim biz. Burası ne oldu? A kare oldu. Eksi 5a artı 6 eşittir 0. Bunu çarpanlarına ayırıyorum. Eksi 6'ya 1 diye ayırdım. Demek ki a dediğim şey ya 6'dır, a dediğim şey ya da eksi 1 olur diyeceğim arkadaşlarım. Çarpımları yok, şöyle olmadı. Eksi 3'e, pardon, şöyle daha güzel. Eksi 3'e eksi 2 diye ayrılacak. Toplamları eksi 5, çarpımları bu olacak. Tamam, doğru. A'ya 3 çıkacak. Ya da 2 gelecek arkadaşlarım. Artı 2. Peki a neydi? Mutlak değer x eksi 2 idi gobeller. 3. O halde şimdi mutlak değer yapıyorum. X eksi 2 ya 3'tür. Buradan x 5 çıkar. X eksi 2 eksi 3'tür. X eşittir. Buradan eksi 1 çıkar. 2 kök buradan buldum. Şimdi demek ki mutlak değer x eksi 2 bir de 2'ye eşit. O halde bir x eksi 2 eşittir 2 çıkar. X buradan 4 olur. Bir de x eksi 2 eşittir eksi 2 çıkar. X eşittir buradan 0 olur. 4 tane kökü varmış dostlar. Bize neyi soruyor? Köklerin toplamını soruyor. Toplayalım. 5 eksi 1 daha 4 yaptı. 4 4 daha 8. 8 0 daha yine 8 yaptı. Cevabımız Ceyhan'mış. Yine bakın aynı muhabbet. Hemen ne yapıyorum? Şuna bir a diyorum. Şöyle oluyor. A kare eksi a eksi 2 eşittir 0 oluyor. Çarpanlarını ayıralım. Eksi 2'ye 1 diye ayıralım. Demek ki a eşittir 2 ya da a eşittir eksi 1 olacak. A 2 ise 2 neye eşit olacak? Mutlak değer x artı 3 eşittir 2'dir. X artı 3 ya 2 olur, x artı 3 ya da eksi 2 olur. Buradan x eşittir eksi 1, x eşittir eksi 5 gelir. Eksi 1 ile eksi 5, şimdilik bu ikisini bulduk. Peki bir de bu durum var. X artı 3 neye eşit olacak? Eksi 1'e. Bakın mutlak değer eksi bir sayıya eşit. Bunu mutlak değerde gösterdik dostlarım. Mutlak değer negatif bir sayıya eşit olmaz demiştik. Buradan kök gelmez. Demek ki iki tane kökü var. Eksi 5 ile eksi 1. Cevabım Denizli çıktı kardeşim. Geldik 3 numaraya.
Burada da bakın yine değişken değiştirme yapacağım ama şuradaki 6x artı 6 ifadesine bir dikkatinizi çekelim arkadaşlarım. Burada 6x artı 6 var. Şuna a dediğim takdirde a kare oldu arkadaşlarım orası. Eksi, bakın 6 parantezinde yazsak burayı, x artı 1 geliyor mu? 6 parantezinde x artı 1. Mutlak değer x artı 1'de a idi. Buraya a yazdım. Artı 9 eşittir 0 oldu dostlarım. Hemen şimdi ne yapalım? Çarpanlarını ayıralım. 3'e 3, hatta eksi 3'e eksi 3 gelsin. Demek ki a eşittir ya 3 ya da 3. Zaten ikisi de aynı. A eşittir 3 dedim. O halde mutlak değer x artı 1 eşittir 3 oldu. Yani x artı 1 ya 3 olacak, x artı 1 ya da eksi 3 olacak. X eşittir ya 2'dir, x eşittir ya da eksi 4'tür. Denkleminin kökler çarpımı eksi 4 ile 2'nin çarpımı da eksi 8 geldi Gobeller. Burada ne diyor? Denkleminin büyük kökü kaçtır? Ben olsam yine en büyük şıktan başlar 9'u yazarım. 8'i hangisi sağlıyorsa cevap odur derim. En büyük kökü soruyor sonuçta. Ya da şöyle yapalım. Biz normalde çözelim. Şuna bir a diyelim. Bu ifade şöyle olur. A eksi 6 bölü a eşittir 5. Bununla bunu çarpalım. A kare eksi 6 bölü a eşittir 5. Yani a kare eksi 6 eşittir 5. A kare eksi 5a eksi 6 eşittir 0 geldi dostlarım. Şimdi çarpanlarını ayırma zamanı. Eksi 6'ya 1 diye ayırsak çarpımları eksi 6, toplamları da eksi 5 oldu. Demek ki a dediğim şey ya 6, a dediğim şey ya da eksi 1. A neydi? Mutlak değer x eksi 2 eşittir 6. Mutlak değer x eksi 2 eşittir eksi 1. Buradan kök çıkmıyordu. Mutlak değer negatif bir sayıya eşit olmayacağı için. Buradan x eksi 2'yi 6'ya eşitlesek x eşittir 8 olur. X eksi 2'yi eksi 6'ya eşitlesek x eşittir eksi 4 olur. İki kökü var. Büyük olanı soruyor. 8 büyük olan köktür. Peki 13 numara da tamamdır. Hadi şimdi 14'e bir bakalım. Denklem sistemini sağlayan kaç farklı x, y sıralı ikilisi vardır diye soruyor. Bakın direkt yok etme metodu. Alt alta toplasak bunları y kareler gitti. Buradan 3x kare eşittir 12, x kare eşittir 4. Neyin karesi 4? X eşittir ya 2 çıktı ya da eksi 2 çıktı. Şimdi x eşittir 2 ya da x eşittir eksi 2 çıktı. X yerine 2 yazsak, 2'nin karesi 4, 8, 8, 7'yi buraya alalım. Y kare eşittir 1 geliyor bu durumda. Y kare eşittir 1. Yani y eşittir ya 1'dir, y eşittir ya da eksi 1'dir. O halde şöyle geliyor, buradan sadece bakın. X 2 idi ya, ya 2'ye 1 oluyor ya da 2'ye eksi 1 oluyor. Şimdi eksi 2 yazdığımda yine y kare 1, y 1 ya da y eşittir eksi 1 geliyor. O halde eksi 2'ye 1, bir de eksi 2'ye eksi 1 geliyor. 4 tane değer çıkıyor dostlar. Hadi geçtik 2 numaralı sorumuza. Denklem sistemini sağlayan x gerçel sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi dostum burada yok etme metodu yapamıyorum. Burada şunu yapalım. Y gördüğümüz, y burada dursun, şu 2x'i buraya eksi 2x diye atayım da ben. Y eşitmiş buna. O halde y gördüğüm yere bunu yazayım ben. Bakın şöyle oluyor. X kare eksi y gördüğümüz yere 5 eksi 2x yazıyoruz. Karesi. Eksi 3x çarpı 5 eksi 2x yazdım. Eksi 3'ü de buraya artı 3 olarak aldım. Eşittir 0 oldu. Düzenleyelim şimdi. X kare. Şimdi bak. Bu parantez karesi, yani birincinin karesi 25, başında da eksi var, eksi 25. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, eksi 10x yapar. İki katı eksi 20x, bir de başında eksi var, artı 20x. İkincinin karesi 4x kare yapar, başında eksi var, eksi 4x kare. Devam.
Eksi 3x ile 5'in çarpımı eksi 15x yaptı. Eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı artı 6x kare yaptı. Bir de artı 3 var eşittir 0. Düzenleyelim. X kare. Şununla topladım eksi 3x kare. Bununla topladım artı 3x kare. 20x. Eksi 15x artı 5x yaptı. Bunlar da gitti. Eksi 25. 3 daha eksi 22 eşittir 0. Bana bu x'lerin toplamını soruyor. Yani kökler toplamı soruluyor. Eksi b bölü a soruluyor arkadaşlarım. Eksi b bölü a, burada burası artı 5x yapadı. 20'den eksi 15 tabii artı 5x. Eksi b, eksi 5 yapar bölü a, 3 yapar. Eksi 5 bölü 3 yaptı kökler toplamı. Şuna bakalım. Denklem sistemini sağlayan x ve y gerçel sayıları için x çarpı y çarpımı kaçtır? Bunu yine arkadaşlarım şuradan y'yi bu tarafa atıp da 4'ün oraya 4'ü de bu tarafa atarsanız y yerine x eksi 4 yazarak bulabilirsiniz. Ama ben şunu fark ettim, bakın biraz daha kolay olacak. Şurası 2 kare farkı arkadaşlarım, yani x eksi y çarpı x artı y'dir. Artı bir tane daha x artı y var eşittir 10. Şimdi x artı y parantezine alırsam burayı şöyle oluyor. X eksi y bir de artı 1 kalıyor. Bunun yanında 1 vardır. Eşittir 10. Peki x eksi y kaçmış? 4. Şurası 4'müş. X artı y parantezine aldım. Artı 1 kaldı. Doğru. 4. 4 1 daha 5 oldu burası. Doğru yapıyorum değil mi? Bir yerde bir hata yapmışım gibi geliyor da bana, yapmayalım. 10. 4. 4 1 daha 5. 4 1 daha 5. Şöyle oldu. X artı y çarpı 5 eşittir 10. 5'e böldüm, 5'e böldüm. 2 kaldı. X artı y eşittir 2 çıktı dostlarım. Peki biz x eksi y'yi de 4 diyebiliyoruz. Onu da yazalım. Hadi toplayalım bunları. Y'ler gitti. 2x eşittir 6, x eşittir 3. X 3 ise y'nin de eksi 1 olması lazım ki toplamları 2 olsun. Bana da bu 2 x ile y'nin çarpımını soruyor. 3 ile eksi 1'in çarpımı eksi 3'dür dedim. Soruyu paketledim. Peki buna bakıyoruz şimdi. Bakalım bu ne diyormuş. Y kare x artı 3'e eşittir değil mi dostlarım buradan? Şunu bu tarafa atarsak y'nin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şunların hepsini bu tarafa atalım. Y kare eşittir x artı 3 oldu. Getirip y kare yerine yazayım bakayım ne oluyor. X kare eksi 3 çarpı x artı 3. Yani eksi 3x eksi 9 olur. Artı 2x artı 9 da burası oldu. Eşittir 0. Şimdi düzenleyelim. X kare şunlar gitti. Eksi x eşittir 0 oldu. X parantezinde x eksi 1 eşittir 0. Yani x ya 0'dır, x ya da 1 olur arkadaşlar. Şimdi x 1 ise y kare neye eşit olur bu durumda? 1 olduğunda y kare 4. Yani y ya eksi 2 ya da artı 2 olacak. Peki eksi 2 ile artı 2 olabilir. Peki x 0 ise y kare neye eşit olacak bu durumda? 3'e. O halde y ya kök 3 ya da eksi kök 3 olacak. Demek ki 0 olamıyor arkadaşlarım. 0 hariç diğer 4 şık oldu. Peki köşe taşlarını bitirdik dostlar. Tarama testine geçeceğiz. Oradan devam edeceğiz. Onu da burada bir videoyu durduralım da bir dahaki videoda devam ederiz inşallah. Hadi görüşürüz goberler.